13. dersimizin soru kısmına geçiyoruz. Birinci sorumuzda Kanojova terebi mitaynahouda hitoda cümlesindeki mitay sözü neyi ifade ediyor? Kanojova modern mitayna hitoda. Yani o modele benzeyen birisidir. Mitayna biz demiştik ki mitay sözü miru mitay sözleri cümlede nakiyoshi yerine kullanılabilir. Yani sıfat gibi kullanılabilir ve hitonun önünde gelirse yani benzer ifadesini ifade edecektir. Mitai na hito yani moderno mitai model gibi bir kızdır ifade etti. Diğer bir sorumuzda ikinci sorumuz okurenai yo ni shite kudasai cümlesinin Türkçe karşılığı nedir? Yani nai yo ni shite kudasai biz bu gramer şeklini öğrenmiştik. Yani böyle yapmamaya çalış. Burada da okurenai yo ni shite kudasai geç kalmamaya çalış. Yani gecikmemeye çalış anlamındadır. Ve genelde nai yo ni shite kudasai herhangi birine bir teklif verdiğinde daha doğrusu bir şeyi anlatmak istediğimizdeki böyle olmaması gerekiyor. Başka şekilde olması gerekiyor. Nai yo ni shite kudasai yani böyle yapmamaya çalış. Okurenai yo ni shite kudasai. Diğer sorumuzda kikoeru yo ni okina koe de hanashite kudasai cümlesindeki yo ni ifadesinin anlamı nedir? Kikoeru biz demiştik ki yani duyabilmek anlamını ifade ediyor. Kikoeru yo ni duyabilmem için okina koe de hanashite kudasai yani biraz yüksek sesle konuş. Burada yo ni için anlamını ifade etti. Genelde jishokei'den sonra yani mesela burada kikoeru ya da miru yoni yani görebilmek için burada ise kikoeru tabii ki kullandık. Yani biraz da duyabilme yani beceri ifadesini ifade ederek kikoeru yoni ifade ettik. Dördüncü soruda to iu mono de wa nai gramer şekli hangi cümlelerde ve ne zaman kullanılıyor? To iu mono de wa nai yani böyle değildir. Böyle olacağını sanmıyorum bir gramer şeklidir. Genelde cümlelerde cümle ortasında kullanılınca ondan sonra da başka bir fikir ilave etmiş oluruz. Yani önce belirtmiş oluyoruz ki böyle değildir. To iu mono de wa nai daha sonra diğer fikrimizi ifade ediyoruz. Diğer soru var. Beşinci sorumuzda kino wa atamaga tsu katta mono desu kara nani mo shinai cümlesi hangi gramer şeklini anlatıyor? Burada da tamono desu kara ifade etti. Yani bu şekli ifade etti gramer şeklini. Dün kafam ağrıdığı için katta mono desu kara yani böyle bir kafamda ağrı olduğu için nani mo shinai hiçbir şey yapamadım. Tam mono desu kara yine de böyle bir durumda bulunduğum için mono desu kara ifade ediyor. Herhangi bir durumda bulunduğumuzu ifade etmek istiyorsak tam mono desu kara şeklini kullanıyoruz. Diğer bir sorumuzda altıncı sorumuz ryori no shio ga nai ifadesinin anlamı nasıl olacaktır ve cümleyi tamamlayabilir misiniz? Ryori no shio ga nai yani yemeği böyle yapmamayı, yemeği böyle yememeyi düşünüyorum. Ryori no shio ga nai cümlesi ve bunun arkasıca da mesela diyebiliriz ki restoranda tabitai desu yani restoranda yemek istiyorum. Yedinci sorumuzda doktor gibi çalışıyorum ifadesini toşte ile kullanabilir miyiz? İşe toşte yani doktor gibi ya da mesela kyoshi toşte ya da öğretmen gibi kyoshi toşte hataraitimas yani öğretmen gibi çalışıyorum toşte ile ifade ediyoruz. Sekizinci sorumuzda sumori kullanılan cümlede eylem hangi şekilde kullanılacaktır? Sumori kullanılan cümlede mesela taberu sumori des yani tabet sumori des daha doğrusu yani rulu eylemlerden sonra ru düşecektir tabet sumori des ya da ki
Oyogu sumorides, yani yüzmeyi düşünüyorum. Ulu eylemlerde de sondaki hece oyogi sumorides, yani uya geçecektir. Olduğu gibi kalacaktır. Oyogu sumorides. Diğer soru var mısa? Dokuzuncu sorumuzda daha önce öğrendiğimiz omoto ifadesiyle Manşu Ryoshinni Denwa Shiyoto Omotte Itaga Isogashikute Nakanaka Dekinai cümlesindeki Omotte Itaga ifadesinin farkı nededir? To omou demişti ki herhangi bir şey hakkında böyle düşünüyorum. İfade ettik de to omo kullanıyoruz. Ama buradaki cümlede şöyle ifade olunacaktır. Yani her hafta ebeveynlerime telefon etmeyi düşünsem de omotte itaga ga burada biraz daha farklı anlam vermiş oldu omotte'ye. Omotte itaga isogashikute nakanaka dekinai. Yani çok meşgul olduğumdan arayamıyorum, yapamıyorum ifadesini vermiş oldu. 10. sorumuzda ba ve hodo ile ilgili cümle kullanabilir misiniz ve böyle cümleler koşul cümleleri sayılabilir mi? Ba ve hodo cümleleri ireba irehodo iides. Yani lazım olursa, lazım oldukça yaparım. Bahodu, yani koşul anlatan bir kelimedir. Bahodu, ireba, irehodu, yani lazım oldukça daha da iyi olur, lazım olur anlamına verdi. 11. sorumuzda nita işte neyi ifade ediyor? Nita işte herhangi bir şeye karşı. Koko nita işte watashi wa ikitai desu. Yani buna karşılık olarak ben de gitmek istiyorum. Nita işte